Herkese merhaba, Nefisen'le Kafe kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika ev yapımı çiğ köfte yapacağız. Etsiz çiğ köfte yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 400 gram kadar burada ince çiğ köftelik bulgurumuz var. Şimdi bunun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim ki bulgurumuz şişsin. Mutlaka bu şekilde çiğ köftelik bulgur olmasına dikkat edin. Yoksa diğer türlü daha sert bir şekilde kalıyor çiğ köftemizde. Şimdi ikinci su bardağı sıcak suyumu da ekliyorum. Şimdi bunu diğer malzemeleri hazırlayana kadar kenarda 10 dakika, 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi diğer malzemelerimiz burada karışık isot, pul biber, bir baharatımız var. Burada nar ekşimiz var. Burada da acı biber salçamız var. Bunu bize gönderen sayfayı aşağıya etiketliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burada orta boy bir soğanımız var. Şimdi soğanımızı blenderımızda çekeceğiz. Böyle küçük parçalara ayırdım ve el rondom ile hemen küçük parçalara ayırıyorum. Böyle minik minik soğanlarımızı doğradık. Bunun da linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hazırladığım soğanları kenara alıyorum. Bunun da suyunu sıkacağım ki acı suyu yerken gelmesin diye. Burada da minik minik doğradığım yeşil soğanlarım var. Biz yeşil soğanı seviyoruz. İsterseniz katmayabilirsiniz de. Şimdi öncelikle klasik olarak yoğurmayı göstereceğim. Normalde bu videoda zaten blender ile yaptığım halini de göstereceğim. Ama blender ile yapmak istemeyenler varsa klasik yoğurmayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şişen bulgurlarımı çiğ köftelik tepsimin içerisine alıyorum. Öncelikle bulgurumu burada nar ekşim ve isotumla birlikte şöyle bir yoğuracağım. Burada yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi var. Şimdi üzerine ekstra bir 2-3 kaşık daha ekliyorum. Daha sonra üzerine bu isot pul biber karışımını ekliyorum. Şimdi bu ikisini bulgurumu güzelce yedireceğim. Şöyle hafif bir yoğuracağım. İsot ve pul biberi bulgurumu elimle böyle bu şekilde güzelce ezerek yediriyorum. Bu arada kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi biraz isot ve pul biberi yedirdim. Şimdi acı biber salçamı ekliyorum. Genelde biber salçası kullanılıyor. Ben de böyle 3 kaşık kadar, tabii ne kadar acı sevdiğinize bağlı, 3 kaşık kadar biber salçasını ekliyorum. Biber salçasını da bulguruma güzelce şöyle yediriyorum. Şöyle 2-3 dakika her yerine gelecek şekilde yoğuruyorum. Şimdi üzerine yarım çay bardağından bir parmak kadar fazla zeytinyağını döküyorum. Zeytinyağını da şöyle bulgurumun içerisine, her yerine getiriyorum. Geldik şimdi blender ile nasıl yaptığıma.
Bu aşamaları yoğurarak gösterdiğim için nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Normal bildiğimiz blenderın hani çorba yaptığımız aparatı ile bu şekilde üzerine eziyorum. Kesinlikle normal yoğurmadan çok farklı bir kıvam aldırıyor. Hemen toparlanıyor, bulgurlar birazcık daha ezilmiş oluyor ve gayet yumuşak bir kıvam alıyor. Gerçekten çok kısa bir sürede bu şekilde çiğ köftenin yoğrulup hazır hale getirilmesini sağlıyor. Eğer denerseniz farkını mutlaka göreceksiniz. Böyle bu şekilde her yerini güzelce eziyorum. Evet, blenderla yaptığım şekil böyle. Bu şekilde de çok kolay yoğurabilirsiniz. Şimdi içerisine soğanımı ekliyorum. Ve ben yeşil soğanlı çiğ köfte de çok seviyorum. Özellikle ev yapımı olduğunda bana böyle etli çiğ köfte yani tadı veriyor. Yeşil soğanımdan da biraz üzerine ekliyorum, yeteri kadar. Şimdi güzelce bunu da yoğuruyorum. Zaten blender ile ezdiğim için kıvamı çok güzel aldı. Şu an gayet toparlandı. Yumuşak bir kıvam aldı. Son olarak da tuzunu ekliyorum. Tuzunu tabii ki kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Böyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Bunu da şöyle hafif bir karıştırıyorum. Böyle tepsimde güzelce eziyorum. Yumuşacık bir kıvam aldı. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde ters döndürdüğümüzde de tepsimden asla düşmüyor. Böyle olduğunda kıvamı gerçekten olmuş demektir. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum. Çiğ köftelerimi mutlaka eldivenle şekillendiriyorum. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, ev yapımı etsiz çiğ köftemiz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bu şekilde ben bol limonla seviyorum. Üzerine limonumu sıkıyorum ve dürümümü hazır hale getiriyorum. Çiğ köfte gerçekten en sevdiğim yemeklerden biri olduğu için tadı, kıvamı benim için çok önemli. Şöyle tadına bakıyorum. Gerçekten çok beğendim. Bir de normal sade bakıyorum. Çiğ köfteyi her türlü bu şekilde gerçekten yiyebilirim. Hem klasik hem de blender ile yoğurduğumuz çiğ köfte tarifimizi paylaştık. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Instagram'da da bizi Nefis Anne Kafe olarak takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.